Sevgili hobi balıkçıları merhaba. Ben Turgay Karaaslan. Bugün sizlere kendimce atçek avında ekipmanımızı en etkili şekilde kullanma tekniklerini anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere atçek ekipmanı 4 temel parçadan oluşuyor. Kamış, makine, misina ve sahte kombinasyonu. Elimizdeki bu 4 temel unsurla en etkili avı yapmak için en ileri mesafeye atışı nasıl gerçekleştirebiliriz? Size bunu göstereceğim. Oldukça kolay. İnanıyorum ki bu şekilde atış yapmaya başladıktan sonra erdiğiniz mesafelere siz de oldukça mutlu olacaksınız. Öncelikle kamışı ve makinayı tutuş pozisyonunu göstermek istiyorum. Makine ayağıyla makine yatağının olduğu yerde elimiz makinamızın boyuna göre, eğer 30'luk bir makine kullanıyorsak serçe parmağımız makine ayağının arasına gelecek şekilde, ya da 40'lık bir makine kullanıyorsak parmaklarımız tam orta şekilde makine ayağına gelecek şekilde tutuyoruz. Daha sonra sahtemizi yeterli mesafeye çıkartıyoruz ki 80 santim ya da 1 metre civarında bir misina boşluğu bırakırsak çok daha etkili bir savurma yapabiliriz. Şimdi makineyi kolaylıkla atışa hazır hale getirmeyi göstereceğim size. Çok basit. Bakın, makine ve misina kılavuzu şu şekilde. Şimdi seyredin. Parmağımı şu pozisyona getiriyorum. İşaret parmağımı misina kılavuzunu şöyle göstereyim. Misina kılavuzunu açıyorum. Şu anda atışa hazır halde. Ve şimdi savuruyorum. Atışı yapıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir atış gerçekleştirdim. İlk misina kullananlar için şunu söyleyeceğim. Atışı yaptıktan sonra elinizle misinayı savmanıza gerek yok. Kamışı şu şekilde çekip misina boşluğunu alıp sarmaya başlarsanız ip misinanın makara dudağının dışında kalmış olmasında kesinlikle kolay bir şekilde engelleyeceksiniz. Hemen aklımdayken bir konudan daha bahsetmek istiyorum size. İp misina kullanımı her ne kadar avantajlı olsa da bazı ekipmanlarda istenmeyen durumlara yol açmakta. Birinci, yüzüğü kesmekte. Genellikle ip misina kullanımında ana şikayet budur. Bunu ortadan kaldırmak çok basit. Kamışımızı atış yaptığımız noktaya, misinanın bize doğru geldiği noktaya tuttuğumuz zaman hem sahtenin daha kolay yüzmesini sağlıyoruz, hem de misinanın yüzeye karşı olan sürtünmesini minimum seviyeye indiriyoruz. Gerçi son zamanlarda piyasaya sürülen birçok ürün artık bu tür sorunlara karşı oldukça dayanıklı hale getirildi. Özellikle Fuji firması bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Neredeyse aşınmaz kamış yüzükleri ürettiğini söyleyebiliriz. Uzağa atış püf noktalarından bir tanesi de şu. Yine gösteriyorum, bakın. İşaret parmağım hazır. Misinayı parmağımla kavrayıp kılavuzu açıyorum. Atışlarda bizim için en önemli unsur misinanın makinenin makarası ve kamışın yüzüklerine uyguladığı sürtünmeyi en aza indirmektir. Bunun için özellikle Shimano markasının geliştirdiği, hepinizin bildiği yeni bir makara sistemi mevcut. ARC makara. Dışa doğru eğimli bir dudak söz konusu. Bu bize atışımızda çok ciddi üstünlük kazandırıyor. Misinanın çok daha kolay ve akıcı bir şekilde makaradan çıkmasını sağlıyor. Ancak makarası bu şekilde olmayan arkadaşlarımız, yapmanız gereken şey oldukça basit. Kamış atıştan sonra misinanın çıkış yaptığı noktayla aynı açıda tutulursa sürtünmeyi minimum seviyeye indiririz. Misina ne kadar yüksekten gidiyor ya da ne kadar alçaktan gidiyor, kamışımızı o açıya getirdiğimizde sürtünmeyi minimum düzeye indiriyoruz. Çok kolay. Şimdi bir atış daha yapıyorum. Atıyorum ve gördüğünüz gibi misinanın çıktığı noktaya.
Gerçi kullanmış olduğum ekipmanın bana sağlamış olduğu avantajlarla oldukça etkili atışlar yapabiliyorum. Ama illaki her şeyimizin çok iyi olmasına gerek yok. Balıkçılıkta böyle bir kural yok. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim. Avladığınız balık ne kadar para harcadığınıza bakmaz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey elimizdeki imkanları en iyi, en efektif şekilde kullanarak balığı kandırmaya çalışmak. Şimdilik size aktaracaklarım bu kadar. Önümüzdeki günlerde bu tip videolara devam edeceğim. Hepinize kolay gelsin. Hepinize balık peşinde kocaman rast gelsin. Teşekkür ediyorum.